Hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Nefislerin tezkiyesi hakkında bazı örneklerine devam ediyorduk. 20. derse gelmiştik ve dersimizin konusu Ramazan gecelerinde, Kadir gecesinde ve diğer gecelerde ibadet yapmanın müstehap olduğu. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Gecenin bir kısmında uyanıp sırf sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere onunla Kur'an ile gece namazı kıl. Ümit edilir ki Rabbin seni bir makam-ı mahmuda gönderecektir. İsra suresi ayet 79. Yanları yataklarından uzaklaşır, namaz kılar, korku, ümit ile Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık verdiğimiz şeylerden de hayra harcarlar. Secde suresi ayet 16. Onlar gecenin ancak az bir kısmında uyurlardı. Zariyat suresi ayet 17. Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece o kadar namaz kılardı ki mübarek ayakları şişerdi. Bundan dolayı ona dedim ki ya Resulallah, niçin bunu yapıyorsun? Halbuki senin geçmiş ve gelecek günahların af olunmuştur. Cevaben buyurdular ki, Allah'ın bana verdiği nimetlere karşı fazla şükür eden bir kul olmayayım mı? Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almakta. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. Ve yine farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat namaz kılardı. Ve bu namazların secdesinde sizden birinizin 50 ayet okuması kadar başını kaldırmadan dururdu. Sabah namazından evvel iki rekat namaz kılar ve namaza davet eden müezzinin kendisine gelip haber verinceye kadar sağ yanı üzerine yaslanırdı. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almakta. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ikişer rekat namaz kılar ve son rekatını tek yapardı. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim, İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayetle. Kim iman ederek Allah'ın rızasını umarak ve sevabını da ondan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolunur. Bu hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle. Kim Kadir gecesini iman ederek ve mükafatını Allah'tan bekleyerek İhya ederse geçmiş günahları affolunur. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almakta. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerinde arayınız. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almakta. Değerli arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere.